Yüceleri karlı Erciyes Dağı eteklerine ak saçlı bir dedenin torunlarına baktığı gibi övünerek bakar. Yeşil eteklerini gururla seyreder. Bu eteklerdeki şirin kasabalardan biri Everek'tir. Eski zamanların birinde Everek'in Uruza mahallesinin üstüne güneş doğmak üzereydi. İmam Cafer Efendi gözünü açıp sabahın eli kulağında olduğunu görünce telaşlandı, fırladı yatağından. Cemaat gelecek neredeyse, kapıda kalacaklar, Mehmet! Bir yandan yüzünü yıkıyordu, usturasını bilemeye başladı, gene seslendi. Mehmet, nerede bu çocuk? Ne düşünür cemaat? Cafer Efendi yaşlandı, erken gelemiyor demezler mi? Belki de öldü derler. Mehmet, buyur baba, neredesin oğlum? Dilimde tüy bitti, yüzümü kestim sinirimden. Seslendiğini duyunca koştum geldim. Koşarak böyle geliyorsan, yürüsen ne olurdu kim bilir. Vallahi koştum baba. Kes şimdi, laf yetiştirme de koş camiye. Uç, anlıyor musun? Ortalığı toparla, havalandır. Cemaat gelmeye başlayacak neredeyse. Bak hala duruyor. Mehmet sözünü bitirsin diye bekliyordu. Baktı, söz bitti. Biraz daha durursa şamar gelecek, hemen fırladı. ''Dur, anahtarı aldın mı?'' Mehmet döndü geldi. ''Almadım. Neyle açacaksın camiyi, kafasız oğlan? Vermedin ki baba, versen alırdım. Dille açılsaydı maşallah açıverirdin.'' Verdi anahtarı sözü uzatmadan. Mehmet koştu gitti. Göz açıp kapayıncaya kadar camideydi. Ama bir garip. Cami pırıl pırıl yanıyor, ışık içinde. Bütün kandiller yanıyor. Hırsız girmiş olmasın. Ama hırsız olsa kandilleri niye yaksın? Bu nedir öyleyse? Anahtar bizde. Cemaat desen daha başlamamış. Heyecanla yaklaştı. Kapıyı yavaştan açtı Mehmet. Zaten aralıktı. İtti biraz. İçeride birileri vardı. Bir değil, üç değil. Daha da çoklardı. Bayağı bir cemaat vardı. Yaşlı, nur yüzlü kişilerdi. Ama hiçbirini görmüşlüğü yoktu. Everekli değildi bunlar. Acaba kimler ola ki? Mehmet diye seslendi dolgun, yumuşacık bir ses. İnsanı ta içinden saran. Aksakallı bir piri fani. Yeşil kavuklu, yüzü aydınlık. Mehmet'e bakıyor, gülerek yaklaştı, yüreği güm güm vuruyordu Mehmet'in. Gel otur bakayım konuşalım. Bey baba, koy canım anahtarı cebine, cami temizlendi, kandiller yanıyor. Sana iş kalmadı, korkma baban kızmaz. Mehmet oturdu, yeşil kavuklu ihtiyar okşar gibi sordu. Kaç yaşındasın sen? 15. Okuman yazman var mı? Az biraz bey baba. Bana bey baba deme. Hiçbir şey demesen de olur. Sorduklarıma cevap ver, yeter. Baş üstüne. Az daha kumandanım diyecekti Mehmet. Neler okudun? Ne kitaplar okursun söyle bakayım. Pek fazla değil. Özür diler gibi ekledi. Bizim buralarda pek kitap bulunmaz da. Peki dinliyor musun? Durdu, bekledi Mehmet. Dinliyorum ya, söyle bey baba diyecekti. Meğer sorduğu bu değilmiş ihtiyarın. Anlatılanları dinliyor musun? Bilge kişilerin konuşmalarını. Mehmet'i aralarına alırlar mı? Birkaç kere babasının vaazını dinlemişti, o kadar. Everek'in büyükleri çocukları meclislerine almazlardı ki. Mehmet ne cevap vereyim diye düşüne dururken başka soru geldi, kurtuldu. Ne iş yaparsın sen? Odun kırarım, davar güderim. Ufak tefek işler görürüm. Peki düşünüyor musun? Hep düşünürüm. Neler? Mehmet sustu. Ne düşünürdü? Arada bunun sonu neye varır der ama önemli bir şeyler değil ki. Söylese ayıp olacak.
bunlar da düşünce mi? Bu derviş başka şey soruyor. Bak Mehmet, dünyayı düşün. Yaratılışımızı, insanları, dostluğu, varlığımızın manasını, Allah'ı, hakkı, halkı düşün. Mehmet öylece kala kaldı. Kafası yeter miydi ki bunlara? Bildiği şeyler değil ki. Gerçi dünyada yaşıyor, insanları görüyor ama varlığımızın manası nedir ki, ne ola? Allah bizi yarattı Mehmet, bize düşünceyi verdi, düşünelim diye. Göz verdi, görelim diye. Kulak verdi, duyalım diye. Gördüklerimizi, duyduklarımızı düşünelim diye. Gözlerinle sadece bakma, gör. Güzellikleri gör, ayır çirkinden. Düşün, doğruyu ara, yanlıştan ayır. Güzeli, doğruyu bulmaya çalış. Düşün ve sonra da anlat. Hadi anlamaya çalışayım ama anlatmak, bu çok zor değil mi? Nasıl anlatayım, neyle anlatayım? Sözle, şiirle, türküyle. Ben daha doğru dürüst konuşamıyorum bile. Nasıl yaparım bunları? Yaparsın, kendine bir saz edin. Saz mı diye sordu Mehmet ve yutkundu. Çalamam ki. Çalacaksın, çık buradan, uzaklaş ve git. Nereye? Uzaklara, dağlara, bağlara. Gör, çevreni seyret. Düşün, bunları dile getir. Yapacaksın Mehmet. Yeşil kavuklu ihtiyar ayağa kalktı, yürüdü, kapıdan çıkarken döndü, yüksek bir sesle. ''Yapacaksın Mehmet!'' dedi. Ses camide yankılandı. ''Yapacaksın Mehmet!'' Mehmet etrafına bakındı. Cami bomboştu. Kimse kalmamıştı. Kapıya yöneldi koşarcasına. Kapıda ilk everekliye rastladı. Namaza gelen ilk everekli. Yanından sıyrıldı, koştu. Adam arkasından şaşkın şaşkın baktı. Cafer Efendi geldiğinde her şeyi yerinde buldu ama Mehmet'i bulamadı, üstünde durmadı. Mehmet dağda oturmuş, dünyayı seyran ediyordu. Kafasında düğümler vardı, çözmeye çalışıyordu, kendince şiir deriyordu. İnişe yokuşa atım yormadım, güzelin, çirkinin telin kırmadım. Karnı acıkmıyordu, acıksa da daha yemişleri yetiyordu. Ama kafa durmaz, zihin yemez, içmez, düşünür ha düşünür. Dil bağlı değildi artık, çözülmüştü. Yeşil kavuklu ihtiyar geldi buldu onu dağda. Konuştular, baktı değişmiş Mehmet, dünyayı seyran eder, aşık olmuş. Ya da olma yolunda. Öyleyse mahlası olmalı. Mahlasını koydu Seyrani. Seyraniydi artık Mehmet. Dünyayı seyran eden, söyleyen. Ferhat gibi dağ bağrını delmedim. Mecnun gibi Leyla deyip yelmedim. Ben testime su doldurup gelmedim. Erenler çeşmesi suludur diye. Ozan adıyla bitirdi. Seyrani, seyrimden geri durmadım. İnişe, yokuşa atım yormadım. Güzelin, çirkinin telin kırmadım. İsmi hak dilinde doludur diye. Derviş beğendi, sırtını sıvazladı onun. Ayrılırken dedi ki, son bir öğüdüm var Seyrani. Bir saz bul. Söz, sazla daha çok değerlenir. Seyret dünyayı, seyran et. Gör, düşün, hisset, anlat, halka anlat, sevgiyi ara, güzelliği ara, aşkı ara, insan aşkını, hak aşkını ara. Seyrani Everek'e indi ama babası küplere bindi. Haylaz oğlan diye ortalığı birbirine kattı, sıkı da bir dayak attı. Bu son olmalıydı, Seyrani dünyasını bulmalıydı. Çıktı Everek'ten. Bu gidiş başka gidiş. Bir evde bebek ağlar, uzaktan kervan geçer, Seyrani sözünü seçer. Soralım yoksul ağaya,
ne hikmettir şu dünyaya. Gelen ağlar, giden ağlar. Aslı nedir, neden ağlar? Dağda sesi çıkmayan midenin kentte sesi çıktı. Seyrani acıktı. Bir aşçı dükkanının önünde durdu. İçeride iki kişi yemek yiyor, aşçı onları seyrediyor. Geldi önünde durdu. Karnım aç usta, yemeklerin de güzel ama param yok. Ortalığı süpürmesine, bulaşık yıkamasına yemek verir misin? Aşçı görmüş geçirmiş bir adamdı. Yemek yedikten sonra param yok diyenler olmuştu. Bu delikanlı hiç değilse baştan söylüyordu. Sevaptı, verdi, seyraninin ilk armağanı. 8 olur, 9 olur. Gengel sütü sakız olur. Tosun büyür, öküz olur. O da bir gün kağını çeker. Tahtında oturur melik. Hırkaları bölük bölük. Seyraninin cebi delik. Her ne koysan döker saçar. Beğendiler, ona yemek ısmarladılar. Gene söylesin diye. Seyrani durur mu? Dili çözülmüştü bir kere. Kimi şahlık ister, kimi vezirlik, kimisi kahyalık, kimisi kizirlik. Hasis adam ile cennete birlik, girmemesi şayan olur girmeden. Seyraniyim eğri, doğru sözüm bu, özümle müşterek olmuş gözüm bu. Göz kulak kapısı olmuş özüm bu, borç vermek hayırlı zekat vermeden. Aşçı sevdi seyraniyi. Madem sazı yoktu, bir de saz almalıydı. Hem dükkanda yardım etsin, hem çalsın, hem söylesin, dükkan şenlensin. Seyrani'nin ünü arttı, sazı da hemen kavradı. İki tıngır, bir mıngır name çıkardı. Yeteneği vardı. Dükkanın müşterileri tiryakisi oldular. Şişeler açılıyor, Seyrani'nin dizeleri saçılıyordu. Dinleyen oldukça dil döner. Dil döndükçe tel konuşur, söze saz katılır, dertler tasalar atılır. Yenisini buluyor, yenisini diyordu Seyrani. Gül dalında diken yarar, diken güle vermez zarar. Toprak bir gün başını tarar, yolar saçlarını bir gün. Acı tatlı yenmez olur, yalan gerçek denmez olur. Taş çarhıla dönmez olur, hep kesilir sular bir gün. Çal seyrani durma sazın, Hakk'a eyle niyazın. Sana secdesiz namazın, kısmet olur kılar bir gün. Günler geçer, bir gün seyraniyi bir sıkıntı basar. Aşçı anlar halini sorar. Nedir evlat, bir garipsin, söyle bana. Sorma ustam, dert ateş değil ki su atıp söndüresin. Bak oğlum, aşık bak, sen geleli işlerim açıldı, bize nur saçarsın. Ama kendin bundan ışık almaz gibisin, karanlık bir halin var, söyle bana. Bırak babam, bırak ustam. Ben diyeyim sana, erkek kısmı kadınsız olmaz, bundan konuşalım. İki kızı vardı aşçının, büyüğü Hatice gelinlik çağı gelmiş sayılırdı. Everelim seni dedi. Sağ ol emmi, babam sayılırsın, kalmak isterim. Ama deli gönül durmaz oldu, gitmek isterim, yollara düşmek isterim. Anladı aşçı, aşık bu, tutulmaz, boyun büktü, seyrani el öptü, çıktı, gitti. Kayseri'ye, Niğde'ye, şehirleri buluyor, aradığını bulamıyordu. Gittiği yerlerde çalıyor, söylüyordu. Alkış alıyor, para alıyor, yemek buluyor, döşek buluyor. Bir de aradığını bulsa bulamadı, döndü geldi Evrek'e. Aşçı onu kucakladı, karşısına aldı, anlatsın istedi, vurdu sazına seyrani. İsmiyle müsemma Urum Kayseri, böyle eski halde gider ekseri, meydan kapısından vardık içeri, başımıza doldu hayvan olanlar. Akşam sohbet kuruldu, gerisini anlattı seyrani. Takıldılar, alay ettiler, aşık dediler, alınmayız bu söze, işimiz bu. Deli dediler, gücenmedik, biz deliyiz, onlar aptal.
Dediğimizi anlamadılar, kızdılar, ben de kızdım. Biraz dövüştük, biraz sövüştük, işler sarpa sardı. Bir takımı bize bakar gülüşür, vicdan sahipleri yanar tutuşur. Büyük küçük birbirine katışır, maymuncu zannetti çıngan olanlar. Kimin kalbinde var kıl kadar hulus, Mevlam ona yapar bir büyük cülus. Kimi komiser olur, kimisi polis, başları alçakta insan olanlar. Onlar istedi, seyrani çaldı, söyledi. Sohbet sabaha kadar sürdü. Bir eli kaseli, bir eli taslı. Bir takım keyiflidir, bir takım yaslı. Bir takım deli var, bir takım uslu. Bir takım aş içre mestaneler var. Aşık olan mürşidine yan verir. Bu seyrani dilden dile san verir. Hasta olmadan pir önünde can verir. Nice bizim gibi divaneler var. Herkes gittikten sonra ikisi oturdular. Seyrani ustasına derdini açtı. Döndük dolaştık, aradığımızı bulamadık. Biz hak peşine düşmüşüz, insanlar anlamaz. Çokluk başka şeyler peşinde. Yüce Hacı Bektaş'ın türbesine vardım. Orada huzur buldum. Büyük şehre var oğul. Mektep medrese gör. İçin kaynıyor senin. Büyük şehir de neresi? İstanbul. Babam, biz çevremizde aradığımızı bulamadık. Orada ne bulacağız? Orası da Kayseri gibi, Niğde gibi insan dolu. Padişah var orada dedi aşçı. Yüksek mektep var, ilim, irfan hocaları var, git öğren. Sonunda razı etti Seyrani'yi, mektup verdi, İstanbul'da Everekliler vardı. Gene yollara düştü Seyrani, konakladı, çaldı, söyledi, gitti. Vardı İstanbul'a, Everekli Hasan Bey'i buldu, mektubu verdi. Hasan Bey can adamdı, saza, söze meraklı adamdı. Akşama sohbet kurdu. Konuklar Seyrani'ye şaşkın şaşkın baktılar. Bu hırpani ozan da nereden çıkmıştı? Nereden bulmuştu bunu Hasan Bey? Seyrani başladı söze. Edelim nazm ile bir hoş nasihat. Dinlesin talibi destan olanlar. Verirse de nazmım cahile siklet. Kadrim bilir sahibi irfan olanlar. Yayılmış oturanlarda bir dalgalanma oldu, kıpırdadılar, toparlandılar. Yaman bir aşığa benziyordu, dinleyelim dediler. Aşk atlası dokunsaydı ipekten, giymeyen kalmazdı deli tepekten, değirmen öğütür unu kepekten, temizleyen ince elek sevdiğim. Aşıkların canı, maşukunun teni, cevheri can hakkın güzel madeni, aşık seyraniden sorsunlar seni, soyu insan, huyu melek sevdiğim. Çaldıkça açıldı, açıldıkça söyledi, herkes ona hayran kaldı. Giderken onu olduğu kadar Hasan Bey'i de kutladılar bu güzel akşam için. Hasan Bey Everek'ten böyle ozan çıkmasına sevinmişti. Bir de okusa ne olurdu bu delikanlı? Üsteledi, hocalardan ilim öğrensin istedi. Peki beyim, peki Hasan beyim, Anadolu taşıyla, toprağıyla, dert yüklü, çile yüklü. Yunus'u duydum ben, Hacı Bektaş'ı içtim. Bir de buranın, Diyar-ı Rum'un bilgelerini dinleyelim bakalım. Medreseye girdi Seyrani, İstanbul büyük şehir, güzel şehir. Dünyanın yokuşu düzü sendedir. Bütün güzellerin özü sendedir. Yedi düvellerin gözü sendedir. Alem gelir sana kâra İstanbul. Aradığını bulamadı Seyrani. Medresenin hali başka, havası başka. Seyrani'yi açmadı, sıkıldı, bunaldı. Tamam Hasan Bey'im, medrese bana yetti. Ben medreseye. Bildiğimizi unutmadan, öğrendiğimizi büyütmeden bırakalım bu işi. Anlamadım, neyi bırakıyorsun dedi Hasan Bey.
Medreseyi dedi Seyrani, biz Hakk'ı ararız, dünyayı seyrederiz. Seyrimizi söyleriz, onlar bir başka dil konuşur. Belki de onların dedikleri doğru ama dilimiz ayrı. Başka dilden görüşürüz. Onun için onlar beni bırakmadan ben onları bırakıyorum. Bu deli oğlana laf anlatmak güçtü. Hasan Bey başka bir şey önerdi. Öyleyse sana bir dükkan açalım, ticaret yap. Beceremem dedi Seyrani. Becerirsin dedi Hasan Bey, para kazanırsın, İstanbul'da paranın hükmü geçer. İş verdi, dükkan buldu, onu ticarete soktu. Olacak iş mi? Bir süre sonra başladı dellenmeye Seyrani. Ticarete de, ticaret yapanlara da sataşıyor, keskin dilini konuşturuyor. Eyvah! Fıkaranın beli büküldü. Medet, ticaretin gücüne kaldık. İyiler ortadan kaçtı çekildi. Bizler ticaretin ucuna kaldık. Yalnız bu mu? Kimse onun dilinden kurtulamaz. Rüşvet ile yazar hakim hücceti. Hüccet ile alır kadı rüşveti. Kimse bilmez oldu sözü sohbeti. Biz kalp akçanın tuncuna kaldık. Bıraktı dükkanı. Hasan Bey'i de daha fazla üzmemeliydi. Serazat yaşantısına daldı. İstanbul dediğin bir alem. Hırlısı, hırsızı dolmuş. Devir saltanat devri. Padişah en büyük. Ondan büyük bir Allah var. Padişah dediğin de insan sonunda. Gözüne girmek için yalanlar, dolanlar icat ediyorlar. Bunun ustaları türemiş. Görür de susar mı Seyrani? Ormanda büyüyen adam azgını, çarşıda pazarda seyran beğenmez. Medrese kaçkını, softa bozgunu, selam vermek için adam beğenmez. Gördükçe kızıyor, kızdıkça söylüyordu Seyrani. Biraz bahsedeyim ehli zamandan. Yakşiler aşağı düştü yamandan. Aralık itleri olmuş kumandan, uyuz it kurtlara kumanda ediyor. Koltuk kılı fark olunmuyor sakaldan, tüccarlar aşağı indi bakkaldan. Arslanlara çoban düşmüş çakaldan, şimdi arslanları çakal güdüyor. Sarhoşlar çoğaldı, kalmadı ayık. Bu asra böylece haller de layık. Müzevirin adı muhbir-i sadık. Şimdi kişi bildiğine gidiyor. Yutulur söz mü bunlar? Kafası gitmeden Seyrani İstanbul'dan gitse iyi olacaktı. Nitekim ihbar ettiler onu. Muhbir-i sadıklardan biri tabii ki. Zaptiyeler peşine düştü. Uyardı Hasan Bey. Çabuk kaç Seyrani, iş kötüye gidiyor. İyiye gitmesi mümkün mü beyim? Hasan Bey telaşlı. Yalnız Seyrani'nin değil, kendinin canından da korkuyor. Yol buldu, yordan buldu. Onu Üsküdar üzerinden Anadolu'ya kaçırdı. Anadolu toprağı başka, hayatı başka. Ona uygun, düştü yollara gene. Nereye? Dönüş Everek'e. Bir kiraz bahçesi, bir dilber laf attı Seyrani. Kız kızdı. Zaten herif dövmüş, bir de bu sataşıyor. Herkese ağzının payını veren Seyrani kendi payını aldı, kös kös gitti söyleyerek. Everek şehrinde gördüm bir güzel, o da düşmüş bir kötünün eline. Ol haki payine yüzümü sürdüm, salınıp giderken kendi iline. Everek de iyi karşılandı, candan sevenleri vardı. Dükkan onun sohbet yeriydi. Hemen toplandılar. Duyan geldi, kulaklar verildi. Ara bul, şem'anı yak da, su gibi engine ak da, ne tırmık gibi ayakta, ne taç gibi serde idim. Ne martıyım, bahra daldım, ne gemi ummana daldım, ne er gibi avrat aldım, ne zen gibi evde kaldım. Seyrani kader göçünde, ne bir ne iki üçünde,
alemi ervah içinde himmetli bir pirde idim. Söyledikçe muhabbet koyulaştı, dinleyenler bıkmadı, seyraniyi yüreklendirdiler, sözlerini değerlendirdiler. Sabaha karşı dağıldılar. Herkes gittikten sonra aşçı seyraniye sordu. Hepsi iyi de niye evlenmedin? Seyrani, senin de aklın bunda kaldı babam. Aşçı, seni evermeden ölürsem gözüm açık gider. Hatice'yi alacağım artık sana. Seyrani kıramazdı onu, kırmadı, evlendi, bir kızı oldu, adını Havva koydu. Niye Havva koydun dediler. Adem'ini kendi bulsun diye cevap verdi. Everek de yaşantısını sürdürdü gitti. Çaldıkça, söyledikçe, ağzından bal aldıkça meclis kuruluyordu. Dünyayı seyran etmiş, aradığını bulamamış. İçki seven bardak sever, bayılırdı seyrani bardaklara, yanından ayırmamak için onları kavuğuna dizmeye başladı. Kavuğun içinde dizi dizi bardaklar. Günün birinde bir sapan buldu, alnına taktı. Kimseyi alnından vuramamış, kuş da vurmamış, sapanı alnına oturtmalı öyle yaptı. Deli dediler ona. Yıllarca önce kendine söylediği şeyi isim diye eklediler. Deli deli tepeli. Boyu uzun olsa derler ki yüce, boyu kısa olsa derler ki cüce. Kavuğunda bardak, alnında sapan, delilerin şahıdır seyrani. Seyrani sazını çalmış çağırmış, kader bizi böyle yapmış yoğurmuş. Elbet bizi de bir ana doğurmuş, sizleri doğuran analar gibi.''